Merhaba, iyi günler. Doktor Köksal Bilgen ben. Bayındır İçerenköy Hastanesi'de çalışıyorum. Genel cerrahi uzmanıyım ve obezite cerrahiyim. Bugün obezite ile ilgili konuşmak ve obezite cerrahisi ile ilgili konuşmak istiyoruz. Obezite çağımızın hastalığı, çok sık görülen, ölümcül olabilen bir hastalık. Ve tedavi yöntemleri arasında da son aşamada da olsa cerrahi var. Bazen mecbur kalabiliyoruz. Öncelikli olaraktan kişinin kendi iradesiyle belli diyet programları, belli egzersiz programlarıyla birlikte obezite sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama obez olan hastalarımızın çok büyük bir çoğunluğu bunlarla sorunu çözemiyorlar ve cerrahiye başvuruyorlar. Obezite nedir? Obezite vücut yağ dokusunun aşırı çoğalmasıdır. O normal olunması gereken kiloların çok üstüne çıkılması, yani aşırı kiloluk halidir basit anlatımıyla. Niçin önemlidir? Niçin olmaması gerekir aşırı kiloluk obezite? Çünkü obezite çok ciddi sağlık problemlerine sebep olur. Tansiyonunuz yükselir, şeker hastası olursunuz, eklemleriniz hırpalanır, eklem rahatsızlıkları yaşarsınız, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği yaşarsınız. Hatta obez hastaların kansere yakalanma oranları daha fazladır. Kısaca obezite aslında bir kanser gibi düşünülebilir. Ömrünüzü kısaltan bir hastalıktır. Bir obez hasta tam istatistiksel olmasa da mutlaka yaşayacağı ömrün bir 5-10 sene eksiğini yaşar. Burada da obezitenin bir estetik problem değil de kanser gibi düşünülmesi ve mutlaka önüne geçilmesi gerekir. Burada ilk bahsettim konuşmamın ilk aşamasında da ilk yapılması gereken diyet, egzersiz ve hastanın kendi kendine bu kiloları verebilmesidir. Daha basit yöntemlerdir. Ama çoğu hastada yaşadığımız gibi biz cerrahiye, obezite tedavisi için mecbur kalıyoruz. Yapmak zorunda kalıyoruz. Yapmazsak hasta ömrünü yaşayamıyor. Nasıl kanseri ameliyat edebiliyorsak, başka çaremiz kalmadıysa, obezitenin de diğer yöntemlerle tedavi edilmediği zaman cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekiyor. Obezite tedavisinde kullandığımız belli işlemler var. Bunlardan bahsedecek olursak sırayla mesela mide botoksu. Mide botoksu genellikle morbid obez dediğimiz hasta grubunda çok etkili bir yöntem değildir. Sınırlı faydaları bulunmaktadır. Çok küçük miktarlarda kilo vermek isteyen diyetle birlikte diyeti bozmadan devam ettirmek isteyen hastalara 5 ila 10 kilo arasında kilo verdirmek amacıyla uygulanabilen bir yöntemdir. Endoskopik olarak yapılır. Hasta bir gün birkaç saat hastane takibinden sonra taburcu edilir. Midenin belli bölgelerine yüze uyguladığımız botoks toksininin verilerek mide kasının gevşetilmesi ve hastanın doygunluk, erken doygunluk sağlaması amaçlanmıştır. İkinci bir yöntem mide balonu yöntemi vardır. Mide balonu yöntemi hasta iyi kilo verdirir ve basit gene endoskopik yöntemlerle uygulanabilir. Gene hasta hastanede kalmadan belli gözlem, birkaç saatlik gözlemle taburcu edilebilir. Yalnız mide balonunda kalıcı olmama gibi problem vardır. Genelde mide balonunu 6 ay ile 1 sene arasında vücutta tutabiliriz. 6 ay ile 1 sene sonra mide balonu vücuttan çıkartıldıktan sonra hastaların çoğu eski kilolarını tekrar alıyorlar. Bu yöntemlerin dışında daha kesin kalıcı kilo vermeyi sağlayacak olan, daha çok kilo vermeyi sağlayacak olan cerrahi yöntemlerimiz var. Cerrahi yöntemlerimiz, onaylı cerrahi yöntemlerimiz iki tane. Birincisi siliv gastrik yöntemi, tüp mide ameliyatı. İkincisi de gastrik bypass ameliyatıdır. Tüp mide ameliyatı bugün dünyada obezite cerrahi ameliyatları arasında %80'ini teşkil eder tüm ameliyatların. En çok yapılan ameliyattır. Midenin 4'te 3'lük bir bölümünün alınması ve midenin bir tüp şekline dönüştürülmesi ile yapılır. Ve bu ameliyattan sonra kalıcı kilo 10 yıllık kalıcı kilo verme oranı %90'dır. Bu ameliyat 1 saatlik bir ameliyat. 1 gün 3 gün hastanede yatış gerektirecek bir ameliyat. 10-15 gün içerisinde de hastanın işe güce dönüşünü sağlayacak bir ameliyat olarak
kabul edilebilir derecede basit bir ameliyattır. Bu ameliyattan sonra belli hasta gruplarında tansiyon ve şeker kontrolü de kilo vermeyle birlikte sağlanabilmektedir. İkinci ameliyat yöntemimiz, onaylı ameliyat yöntemimiz gastrik bypass ameliyatıdır. Gastrik bypassta küçük ve yeni bir mide oluşturulur. Bu yeni oluşturulan mide ile ince bağırsaklar birleştirilir. Böylece bir emilim problemi yaratılır ve hastanın daha yoğun kilo vermesi sağlanır. Aynı zamanda da diyabet hastaları için özellikle insülin kullanan komplike diyabet hastalarına, komplikasyon gelişmiş olan diyabet hastalarında da bu yöntem etkilidir. Bugün piyasada şeker ameliyatı olarak bilinen ameliyat gastrik bypass ameliyatıdır. Buna ek başka şeker ameliyatı yöntemleri de mevcuttur. Yine konuşmanın başında bahsettiğimiz gibi obezite ölümcül olabilen çağımızın sık görülen hastalığıdır. Öncelikli tedavisi diyet ve egzersizdir. Başaramadığınız yerde cerrahi mutlaka etkili ve gerekli bir yöntemdir.